Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 6 mat cumartesi maçları için karşınızdayım. Bugün sizler için aslında ikili bir kombin hazırladım ama MBS'ye takılıyor. Üçüncü maç için de küçük bir oyan yakalamamız lazım. Maçlarıma geçmeden önce arkadaşlar lütfen bu videoya bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. İlk maçımızla başlayalım. İlk maçımız İngiltere Championship'ten Swansea Middlesbrough maçı Saat 18'de başlıyor arkadaşlar Ev sahibi 2-10 deplasman 2 -60. Ev sahibi e, maç eksiği var arkadaşlar dördüncü sırada olduğuna bakmayın Yani kazandığı takdirde e, 68 puana Veya bir galibiyet bile alsa ikinci sıraya geliyor Brentford gibi güçlü belki ekibin önüne geçecek. E, Norwich e, şampiyonun şu an en büyük adayı gibi gözüküyor ama da sağlam ilerliyor. Genelde tek gollü maçlarla. Deplasman Boy Boyos'a fena değil. 50 puanda. E, o da playoff mücadelesi veriyor arkadaşlar. O yüzden bu maç onun için çok önemli ama tabii ki kolay değil. Son 5 maçına bakarsak Svensia e, genelde biraz daha sağlam gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nottingham 4-1 Ondan sonra Coventry 1-0 e, Gol atıp öne geçtiği zaman biraz daha kolay kazanıyor ve e, skoya yatıyor diyebiliriz. Deplasman e, biraz daha gollü geçiyor arkadaşlar. Yani ev sahibi de fena değil aslında ama e, kilitlenebiliyor maç. Deplasman takımı Üç galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyet aldı arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken e, Yenildiği ve beraber kaldığı maçların ikisi de Middlesbrough'un evinde. Deplasman'da oynadığı iki maçın ikisinde kazandı. Ve güçlü bir takımı yendi arkadaşlar. Reading'i yendi. Daha sonra Coventry'i. Zorlu deplasmanlardan galip geldi ama e, Evinde puan kayıpları yaşıyor bu aralar yine deplasmana gidiyor. Ee, yani KG'ye müsait bir maç aslında. Ev sahibi de 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Her ne kadar 2 e, mağlubiyet olsa da dediğim gibi Skoy 1-0'ya kilitlenebiliyor Svensia maçında. E, bunları da detayları söylüyorum ki arkadaşlar e, bazen oynadığım bahis seçeneğiyle çelişebiliyor bunu da hatırlatıyorum size. Gördüğünüzden kaçabilir. O yüzden siz de bakın kafanıza yatıyorsa yazın. Yatmıyorsa yazmayın. Benim bu maç için tahminim arkadaşlar. 1.90 2.5 üst Hani oyan düşük çıkmasın diye bu şekilde. Yoksa 1.5 üst MBS'de de söyleyebilirdim size ama iki buçuk üst deneyeceğim arkadaşlar. Güvendiğim, inandığım bir maç. İnşallah yanıltmayacaktır. İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. İngiltere 1. liginden Burton Albion Peterborough maçı Saat 18'de başlıyor Ev sahibi 3.50 deplasman 1.60 Deplasman gördüğünüz gibi arkadaşlar Lider ee, Şu an avantajlı da e, ikinci sıradaki Hull City'den iki maçı eksik Üçüncü sı e sıradaki Lincoln da 50-31 maç oynamış ama e Liderle arasında bir 5 puan var. Yani şu an lider 5 puan bir avantajda diyebiliriz. Ev sahibi çok çok iyi değil arkadaşlar. 18. sırada Onun da eksik maçları var. E bu İngiltere bir zaten çok çok enteresan gidiyor. Gördüğünüz gibi Blackpool 28 maç oynamış. Svensbury 29 oynamış. Hul 33 oynamış. Çok kaymaşık ilerliyor. O yüzden bunları göz önünde bulundurun arkadaşlar. Ev sahibi son 5 maçta arkadaşlar 4 galibiyet aldı. Tek mağlubiyeti var. Evinde Sunderland'e karşı. 3 tane maçı alt oldu arkadaşlar. Bu da Şuna dikkat etmemiz lazım. Buton deplasmanda oynadığı son 3 üç maçın 3'ünde kazandı. Gerçekten şu an şu 5'li performansa bakıp da 18. sıradaki takım mı demek gerçekten şaşırtıcı geliyor. Ama son maçlarında gerçekten bir çıkış yakaladı. Tayaf bahsi oynayanlar bu maç için bence dikkat etmeli arkadaşlar. Bilginiz olsun. deplasman takımı da dediğimiz gibi lider. Son maçında deplasmanda Oxford'la 0-0 kaldı. O da onun dışında 4 maçında kazandı. Genelde gördüğünüz gibi 2 gol 3 gol sadece tek başına atıyor ama son maçta e, deplasmanda 0-0 golsüz kaldı. Bakalım devamı gelir mi? Bir düşüş yaşanır mı? Veya yine çıkışa devam eder mi? Şu anki konumuna e, son 5 performansına baktığımız zaman düşüş gözükmüyor gibi ama Yine de hiçbir şey belli olmaz. Benim bu maç için tahminim arkadaşlar. İlk yayı gol var. 1. 30. Bugün sizlere vereceğim kombinem aslında bu şekilde ikili. Yani üçüncü maçı ama gördüğünüz gibi bu maç MBS'ye takılıyor. Aslında üçüncü maçı vermek istemiyorum sizlere ama. Hani kolay bir başlık kaçabiliriz arkadaşlar burada. Yani bunun öncesinde arkadaşlar eee 3. maçı dediğim gibi alternatifsiz kendiniz de seçebilirsiniz aslında ama ben yine de eee öneğimi sunacağım. Bunun öncesinde arkadaşlar topluluk kısmından bahsetmek istiyorum size. Gördüğünüz gibi e, canlı maçlarda arkadaşlar yine az önce tutturduk. Eee bir 60 gibi, bir 55 gibi bir oyanı vardı. Sitesine göre değişiyor. Bu henüz oynanan maç değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyan 1.65'ten e, Fas Kupası'nda yine bildik. Bu dünün maçı arkadaşlar. Yine 1.60'dan Livorno maçı arkadaşlar. 90 artı de olsa geldi. Canlı bahis oynuyorsanız her zaman söylediğim gibi Az kazanırsınız çok kazanırsınız ama kazanırsınız arkadaşlar Zayi etmek e, Benim kanalımda canlı bahislerde çok çok düşük bir ihtimal Her zaman söylüyorum Burada Katıl butonu var arkadaşlar Katıl butonundan Canlı gruplara katılabilirsiniz Sizde eğer tabii ki canlı bahis oynuyorsanız e, Kaçırmayın diyeyim arkadaşlar Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra Gelelim üçüncü maçımıza. üçüncü maç arkadaşlar dediğim gibi kendiniz de seçebilirsiniz. Size kalmış ama yani e, burada bu da Beşiktaş gol atay diyebilirsiniz. Yani şöyle 1-0-5. Ben sadece MBS'yi tamamlamak için söylüyorum burada. Tamamen size kalmış. Dediğim gibi veya Samsun Adana Demir maçına bir gol oynayabilirsiniz. Arsenal maçı var. Yani bir dünya maçı var. Üçüncü maçı kendiniz tamamlamanızı tavsiye edeyim arkadaşlar. Ben çünkü bu ikisine daha çok güveniyorum. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, yurt dışından oynayan arkadaşlar bu maça şu gördüğünüz Burton Albion'la Peterburg maçına e, sitelerinde vardı arkadaşlar. Maçın her iki yarısında da gol olur bahsi ee, çok mantıklı çok cazip ee, Bakmadım oranlarına ama Güzel bir oran çıkacaktı. Ben bu maçın da bu şekilde Bahis alınmasını e, tercih edeyim arkadaşlar Kaçırmayın diyeyim. Yurt dışından oynayan arkadaşlar için Bunu da tekrardan hatırlatayım Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar Dediğim gibi katıl gruplarımı incelemenizi tavsiye edeyim ee, Tekrar görüşmek dileğiyle İnşallah hep birlikte kazanırız. Herkese bol şanslar.